eridan shikoyat qilib bir ayol keldi. Agar bir kishining 4 ta xotini bo'lsa, har kecha ulardan bittasi bilan birga bo'lishi kerak bo'lsa, demak bitta ayolga 3 kundan keyin navbat keladi. Bir ayol aytadi. Nima ish qilsangiz ham mayli dadasi dedi. Ustimga uylanmasangiz bo'ldi dedi. Savollardan bittasi ko'p xotinli haqida sizning fikringiz qanaqa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va laqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala sayyidina Muhammed sadiqul va'dil amin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Bu yan bir bolu utken vakıya da baytılınladı bana kitaplarda. Bir kızga bir yigit üylendi. Uzun köyneki yiyen, nahatta bir kelişken çırali üylendi. Üylengenden keyin karasa hali kızdı bitti ayağı kelteyken. Uzun köyneki yiyen, ayak giyimini birinin ikincisinden balatıra kılıp giyen, şu bilen ayağı tek gizdeyi bulup turmuş kurdu. Sırf hoş buldu. Endi kuyağını, ailesi topalan köterdi. Koy yuvarasan bizi aldattı. Ama bu yigit ne dedi? Vallahi koy var mıyım ben dedi. Özüm yoktur buldum, takdirim eken buldu yaşayayım ben dedi. Endi karayın, hiç kança vakit ötmesen Allah da olur, bana şu yigitke şu ayağı üylendi, şu kız gibi ulandı. Cüde katta bir hayriyet verdi. Ne bana bakacağım ben? Şu ayolge ülengen yiğitini peşenesi açılıp boyu badavlat bu geçişini kere gidi. Demek şu ayolge ülenmegeni de şunası kemese de. Şu ülkelesi bir boyandan ki yani hayriyet takdir kılgen de. Onu yan peşenesi ya bunu yan peşenesi ya. Öşün için biz ne bizge yakşı ekenliğini bilmiyemiz. Biz Allah'a tavakkül kılamız. Yani elbette bu şakasını aldı genimiz bu. Aytmak şu bu genimiz. Şu rızkını, şu kızını rızkı da turmuş kuyundan keyin. Eğri bulan mol köl turmuş geçir için yazılı genidir. Demek ki şerif oluştu bunlar. Üyler var. Taş görüşlü sadda. Fakir ona. Ama o üyde içinde yaşayan adamlar birbiri bilen İman asasla muamela kıladı. Rabbani bandalar buladı. Bu üy yerdeki cenneti nak özü. Yani şimdi bir üylerim buladı. Haşama, dar, dengilleme, varanlayan havlular buladı. Bunun içindeki adamlar birbiri bilen şeytani muamela kıladı. Bu üy her kança dengilleyeni bilen yerdeki cehennemde nakkını özgünesi. Demek ailelerine falavan buluştuğu, turmuşunu yakışık buluştuğu imani alakalı üstüge kurulgen buladı. Hafsa anamız raziyallahu anha peygamberimizge turmuşge çıkan paytda Resulullah'ın neşte ayalı var idi. Ayşe anamızın bana şu nikahge münasebeti kandeyi buldu. Hafsa anamız peygamberimizge turmuşge çıkınca peygamberimiz iki de ayalı var idi. Savda binti Zama'a ve Ayşe binti Abu Bakir. Demek üçüncü hatun idi. Lekin aslı hesablasak, Hadice anamızge koşu hesablasak peygamberimizin törtüncü hatun idi. Ama hazır üçüncü hatun bulup geldi. Savda anamız yaşı kattıydı. Şunun için Hafsa anamızı keçirgini yakışı kabul kılıyordu. Ama Ayşe anamız gayrılı gikildi. Çünkü Ayşe hem yaş, Hafsa hem yaş. Yani raşkını ekken kündaşı bulan muamela kılışı elbette asan buladı. Ama raşkı kep durgen ayol bulan muamela kılışı yıkayım buladı. Yani bu gayrılık, raşk degen narsa, ayola da tabiatıdaki bor narsa. Bu kim mi ayolu buluştan kattı nazar? Peygamberde ayollarının arası diyen, Muhammed Aleyhisselam'ın ayollarının arası diyen hem raşk diyen muamma buldu. Ve buluş keregidi. Çünkü şu muamma bosa, Peygamberimizden biz ne iş kılış keregini örgenemiz. Mabada hatunumuz iki diyor ki, ondan köprü bulalıyon bosa. Eğer umuma muamma boma gene de, iki de, üç de hatunlar kayardan ders alar idi. Hatiler ki, Müslümanlar gibi birat buluşluğu kereydi. Bana yanda müşküle var bizde. İki tane yaş katın bir buldu. İkilesi yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbini egelleşge küreşedi. Biri Ebu Bakir'di kızı, biri Umar'di kızı. Raziyallahu anh, humacimayin. Kimlerdi kızı? Ey yiğitler. Kaynatan tüpü tüzüyor adamı şu kızı şuna kadar piyeli çatadı demeyin. Çünkü yazdı kaynatıyız Ebu Bakir bilen Umar bugün diyeyim. Bu kızı kız. Fiyelde indi bu, ne maklası indi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerge talim verip, elbette ayol kişi kişi kovurgadan yararken, onu tüzetemen deme, sindirip olasan, kişi kılık için faydalanır degen. Fakat birbirine maslaşıp, sen
Öşü kış kavra gelmez. Ama bana şu acize bugün, latife bugün, zayıfe bugün ayarları ki lütf bile muamla kılıçlık, Müslüman erkek için katta fazilet hesablanadı. Bu tosattan bugün nikahtan Ayşe anamız tılını tiyişlikle mecbur oldu. Kardan geldi bu muamma. Ahval ağır. Peygamberimizin kalbini egelleşken bir de haradar geldi. Özü kündaşı Sauda anamızı bir günü peygamberimiz bile bugün de özü yeterli bulup dururdu. Kara ayol bile peygamberimiz bir boladıkken keçede özü yeterli bulup dururdu Ayşe anamızı. Şimdi bunu sikildi. Şimdi ne kıladı? Resulullah'ını yani bir günü bölündü. Hafsa anamızı. Hafsa anamız nabat gelip peygamberimiz onu üyüge, hücresi kirip gelse Ayşe anamızı ahvalını mı buladı? Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu halife bulup durgenleri de eriden şikayet kılıp bir ayol geldi. Halifege eriden şikayet kılıp etti ki erim dedi kündüzleri rozadar, tünleri beydar dedi. Ömer ibn Hattab Allah bereke versin zoraken eriyin dedi. Şöyle de turgen Ali ibn Abi Talib Amir Hanım Umini'nin eriden şikayet kılıp yaptı bu ayol dedi. Ali'ye karar bir Ali, eğer düşünge bu siz hüküm kıvereyim dedi. Eğer bir kişinin tötte hatını bulsa, her keçe onlardan bittesi bulan birge buluşu hikayeye bulsa, demek bitti ayolga, üç günden kendine nabat geladı. Bu adamga Ali raziyallahu anh'a hıgen hükümü şun diye buldu. Üç gün, yani kündüzü rozadar ayolga karar mıydı bu? Keçesi bedar namazda ayolga karar mıydı? Ayol olan işi yok idi. Ali ibn Abi Talib hüküm kıldı, üç gün bedar bulasan, bir gün ayol imalan bulasan. Mana şu adaletli hüküm oldu. Ayşe anamız, Hafsa anamız peygamberimizi yüge kegende münasebeti kanaka boyunca yine ettik. Yine birden yakışı bop gitti ikelesinin muamelesi. İkele kündaşlı birbirine boyunca muamelesi zor bop kaldı. Raşk, gayrılık, kötarlık kaldı. Aval geçerliyemez. Muamele zor bop kaldı. Bunun sebebi bu arada. Ayşe anamız, Sauda anamız bile türkende Hafsa anamız geldi. Üçte boldu. Ayşe anamız gayrılık keldi. Endi peygamberimiz yana başka ayollarga uylanıp Resulullah'ın hanedanında hatunlarda sonu köpeygenden keyin boyagi ikkita yosh hatun bir bo'lishib oldi. Zaynab binti Jahsh, Ummu Salama, Juvayriya binti Horis, Safiya binti Hayyim, Ahtab ayollari bitta-bitta kelib peygamberimizin hanedanında hatunlar köpeygenden keyin Oysha onamiz bilan Hafsa onamizning mushkulasi ozayib qoldi. Resulullah'ın ayollarini bunchalik katta adatda bo'lishligini hikmati bor. Bu adamlar öyle gendik, Resulullah'ın bu ayarlarla uylanışıydı asosiy maqsadi bu şahvat emasidi. Bir ayarlarla uylangan bo'lsa Peygamberimiz mana şu ayarlı otası sahabanı manzilatını kötarış için idi. Eğer bir kabileden Peygamberimiz bir ayarlarla uylangan bo'lsa şu kabile bilen Müslümanlar ortasında dostlarına Allah onunla düşünüldü. Yani bir kabile başlığını kızı uylangan bo'lsa onların İslam'a bo'lgan, Müslümanlara bo'lgan adavatını pas ettirişidi. Her bitti uylanışlığının orkasında hikmeti var. Bu şahvani kişi bo'lganligi uchun, shahvat orqasidan quvganligi uchun payg'ambarimiz xotinlarni ko'paytirgan emas. Bu hammamizga haqiqat aniq. Chunki agar xotin voz bo'lsa, shahvatni quvadigan kishi bo'lsa, payg'ambarimiz naq qiz bolalarga uylanmasmidi? Biz buni yaxshi bilamiz. Faqat Rasulullohni tanimagan, dinimizga bir adovati bo'lgan odamlar eshitib qo'ysin bu narsani. Demak, Oysha onamizning Hafsa onamiz bilan bo'lgan muomalasi yaxshi tomonga o'zgarib qoldi. Bu kere kündaş murası ekip kaldı. Acayip hal. Bu gayri adli hal bu. Ona buluş gereğmez. Ömer ibn Hattab cüdaham ziyerek kuşuyor adam bu yan. Men makkar masman de yan Ömer ibn Hattab. Men makkar, makir kaladı gen makkar adam masman. Lekin makkar men aldamıydı de yan. Ömer ibn Hattab cüda kuşuyor ziyerek adamıydı. Karasa kızı zor olup kaldı aşanamız bu muamlas. Buna kadar buluş gereğmez de özü. Demek bir nasıl var bunun arkasında? Ömer ibn Hattab Peygamberimizin bu ikili yaş hatını tılını bir kılıp başka ayarlarına nisbeten bir iş kımakçı ekenliklerini sezip bu yakşilik yemez dedi de Ayşe anamız bilen ihtiyat bolu muamele kılışını kızı gevesiyet kıldı. Ey kızım bu düganeyizi dedi. Yani Ayşe anamızı. Sizge yakın bop koyanlığı sizi aldap koymasın dedi. Yani ikeleyle bir nasıl kıp durup, bir bop durup, başka hatınlığı nasıl bir nasıl kıp koymayalar dedi.
Çünkü siz hali Resulullah'ın kalbinde Ayşe, cay agençeli cay agenmezsiz dedi. Ömer ibn Hattab bilir dedi. Ayşe anamız peygamberimizde en sevimli hatun ekenliğini. Ömer ibn Hattab bilir dedi. Siddiq, Abu Bakır. Ömer'den göre peygamberimizde yakarak ekenliğini. Karin Ömer ibn Hattab'da kemterliğini. Ya Hafsa. Ayna anti min Aişete ve ayna abuki min abiha. Ey kızım Hafsa. Siz kim o? Ayşe kim? Otes kim o? Abu Bakır kim dedi. Biz teyin bulamayız ula bilen dedi. Abu Bakır erkeğiyle işi de peygamberimizde en yakınlığı Ayşe ayarlarının işi de en yakınlığı dedi. Bahslaşmayın, birleşmeyin dedi. Sen Ayşe getirmezsen ben onun atası getirmezsem. Sen onu getirmezsen. Eğer sen Ayşe ile bir bolu bir iş koysan Allah da Allah Ayşe'den razı olup keçir oradı, senge gazap kıladı. Sen onu makam edemezsen. İhtiyat boyun kızım dedi. Günlerde bir de Ömer'in Hattab raziyallahu anh'u üyüge gelip ayoladan eşitip kaldı. Peygamberimizge Hafsanamız gap katarıştı başlattı. Gazaplengen halde kızını aldıge gelip eşken hakkı da soradı. Rast mı şu dedi? Hafsanamız ha dedi. Şunda Ömer'in Hattab avazını kötarıp cirki verdi. Seni Allah'ın gazabıdan ve Resulullah'ın gazabıdan agahlantırgen edim ki ey kızım Resulullah onu yaş görgenige ve özünü husnüge süyengen bu ayol Ayşe seni aldap koymasın. Anık bilesen eğer men bulmaganımda Resulullah seni talak kılardı dedi. Yani seni men edip hatun kılı yürüttü dedi. Huşuyor bugün dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üyüde hemme adamlardaki adli bir hayat geçirdi. Adli bir kişi daha. Eğer şundayı bulmasa siz bilen bizge ibret bolar mıydı? İbn-i Sa'd özünün tabakatı da kilitirdi. Hudaybiye sulhı ve Rizvan bayat hakkı da şundayı rivayet kıladı. Resulullah Hafsa anamız bilen oturup yaplaşarken Hudaybiye sulhı da peygamberimizin koluna kolunu koyup darak ostada bayat bergen sahabaları hakkı da yapırı şundayı dedi. La yadhulun nara inşaallahu min ashabi şacereti ahadun. İnşallah bana şu darakt egelerden, bayat bergenlerden birer kişi cehennem gekirmiydi dedi. Laqad radiyallahu anil mu'minine iz yubayi'uneke tahta şacara degen adı Allah. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dar hakikat Allah mu'minlerden ular darakt aslada sizge bayat kılıyatken vaktlerde razı buldu. Hafsa anamız eşittirildi. Hafsa anamız buradarlar. Zakavatlik. Yüreğli yayaladı, cüratli yayaladı. Kimi kızı? Şunda, ha Resulullah cennetke kiradı degen, lekin ve in minkum illa varidu hayem degen o dedi. Resulullah kelime kıl yaptı, Resulullah ile bahs kıl yaptı. Ve in minkum illa varidu ha. Sizlerden her biriniz ondan ötküçüdür siz, vurut. Doza hakkı da Allah her bittiler ötesler degen o dedi. Peygamberimiz, ha dedi. Lekin Allah yana aytgan, "Summa nunajjillazina taqav va nazaru zolimina fiha jithiya." So'ng taqvodor bo'lgan zotlarni undan qutqaramiz ham degan dedi. Qarang, Rasululloh bilan bir latif munoqasha qilyapti. To'g'ri jannatga kiradi-yu, lekin dozoqdan o'tasizlar degan hammalar desa, payg'ambarimiz javob berib turib, "Biz ularni qutqaramiz" degan. Hammamizga ma'lum birodarlar, o'tish degani kirish degani emas. Cehennemden ötüş degeni sırat köprüyü tartıp koyuladı cehennemde üstüde. Her bitti Müslüman şunun üstünden ötede de cehennemde köredi. Ve eğer Müslüman bomagene de çüşadıgen dozaktaki özünü cahini köredi. Eğer Müslüman bomagene de şöyle çüşeredi şunu köredi de yeniyem kursançılığı ziyade buladı. Şöyle çüşmezden ötüketi yapan cennetteki cahide yeniyem kursan balı oturuşu için Allah da cehennemde kürsetedi. Hafsa anamız raziyallahu anh'ın hayatı da yana bir vakıya sadır buldu. Ve bana şu vakıya sebepli peygamberimiz Hafsa anamızı cevabını verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa anamızını bir talak kıldı. Ve bana şu nesil bilen bu anamızı talim verdi. Sebebi Hafsa anamız peygamberimiz onge etken sırrını faşkı koyanıdı. Kısa kuyu da geçeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün ayalı Mariye Kıbıtı'ya bilen Hafsa anamızın hücresi de yalnız kaldı. Kündaşı
Kundoshini uyda eri bilan yolg'iz qoldi. Moriya qibitiga Muqovqisdan, Misr podshohi Muqovqisdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga hadiya bo'lib kelgan edi. Endi bu narsadan Hafsonamiz qattiq bir xafa bo'lib Rasulullohning oldida qattiq yig'lab berdi. Rasululloh u onamizni ko'yini uchun u onamizni yupatmoqchi bo'lib, agar uni o'zimga harom qilib, unga qaytib yaqinlashmasam, mendan rozi bo'lasizmi dedi. Agar unga yaqinlashmasam, rozi bo'lasizmi dedi. Hafsa onamiz ha dedi. Payg'ambarimiz Moriya onamizga bormaydigan bo'ldi, uni o'ziga harom qildi. So'ngra payg'ambarimiz Hafsa onamizga buni hech kimga aytmang dedi. Yani kundoshini payg'ambarimiz o'ziga harom qildi. Buni birovga aytmang dedi. La tadhkuri zalika li ahad faradiyat Hafsa bidalik. Hech kimga bu sirni aytmang dedi. Hafsa onamiz bunga rozi bo'ldi. Mana shu kecha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hafsa onamiz bilan birga bo'ldi. Hafsa onamiz xursand bo'ldi. Sir aytishlikni, ya'ni sirni saqlab turishlikka toqati yetmadi. Tong otdi. Sabr qila olmasdan Oysha onamiz roziyallohu anhoga aytib berdi. Kecha Rasululloh meni oldimda edi. Rosa yig'lab yerdim. Uzot Moriyani o'ziga harom qildi dedi. Rasululloh sir deb aytgan narsani fosh qilib qo'ydi. Alloh taolo Hafsa onamizga va umuman boshqa mu'mina onalarimizga ta'lim berib, yo'l ko'rsatib, adab berib, hidoyat qilib ushbu oyatlarni nozil qildi. Astag'du billah. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ الله تعالى نما دادي پیغمبر جفتلردن بریگه یعنی حفصه اونمزگه بر سوزنی پنهانی айтганини эслаң. Endi qachonki Hafsa u sir haqida xabar bergach kimga? Oysha onamizga. Va Alloh Jabroil farishta vositasida payg'ambarni Hafsaning qilmishidan voqif qilgach, u Hafsaga o'zi voqif bo'lgan narsaning ba'zisini bildirdi va ba'zisidan yuz o'girdi, bildirmadi. Bas qachonki payg'ambar Hafsaga o'zi voqif bo'lgan narsani ba'zisi haqida xabar bergach, u kim sizga bu xabarni berdi dedi. Payg'ambar menga bilguvchi va xabardor zot xabar berdi dedi. Mana endi bu sirni payg'ambarimiz omonat qo'ygan sirini fosh qilishligining oqibati nima bo'lishini Hafsa onamiz o'ylab ko'rmagan edi. Payg'ambarimiz bir taloq qildi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bundan xabar topganida juda qattiq achchig'i keldi, g'azablandi. Chunki Rasulullohning oldida yuzi yerga qarab qoldi. Bundan keyin Alloh taolo Umarga ham Hafsa onamizga ham parvo qilmaydi deb o'yladi. Chunki payg'ambarimizga qizini nikohlab berib, juda bir katta sharafga ega bo'lgan edi. Endi nima bo'ldi? Endi taloqni berib qo'ydi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Jibril alayhissalom kelib shunday dedi. Innalloha ya'muruka an turajiya Hafsa rahmatan bi Umar. Jabroil alayhissalom kelib payg'ambarimizga albatta Alloh Hafsani Umarga rahmat sifatida qaytarib olishingizni amr qildi dedi. Umar ibn Xattobning yuzidan Umar ibn Xattobga rahmat sifatida qizini qaytarib oling dedi. Chunki Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning makonati ulug' edi. Yana bir rivoyatda Jibril alayhissalom aytadi payg'ambarimizga Arji Hafsata fa innaha sawamatun qawama va innaha zawjatuka fil janna. Hafsani qaytaring, u sawoma, qawoma va albatta u sizning jannatdagi zavjangiz bo'ladi dedi. Mana shu voqeadan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ayollaridan bir oy chetlanib oldi. Ularga odob berdi. Atrofga payg'ambar alayhisalom ayollarini taloq qildi degan xabar tarqadi. Hammasini taloq qildimi? Yoki bittasinimi? Sahobalardan birortasi kelib payg'ambarimizdan buni aytib so'ragani jur'at qila olmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birodarlar muloyim, halim zot bo'lgan. Kichikpel bo'lgan, kamtar bo'lgan, lekin shu vaqt o'zida sirli, haybatli bo'lgan. Abu Bakrdek, Umardek sahobalar kelib tikka gapirgani haybatlanishgan. Demak, insonda sir bo'lishligi uchun, haybat bo'lishi uchun albatta mushuq qovog'ini solgan odamlarga bir gap qo'pol unaqa emas.
Agar inson taqvo qiladigan bo'lsa, Alloh taolo uni haybatini ziyoda qilib qo'yadi. Kunlarda birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhuda odamlar haybatlanib, yuraklari yorilib bo'lib kelib aytishdi xalifa bo'lib turgan paytda. Ey amirul mu'minin, sizning haybatingizdan yuraklarimiz yorilib ketadi dedi. Sal muloyimroq bo'ling. Deganida Umar ibn Xattob, bu sizlarga haybatli bo'layotganligim meni sizlarga qilayotgan zulmim sabablimi dedi. Sizlarga zulm qilgan uchun qo'rqasizmi ish mendan haybatlanasizlar? Yo'q, sizdan faqat adolatni ko'rganmiz. Umar ibn Xattob, Parvardigor, meni haybatimni yana ham ziyoda qilgin deb so'raydi. Demak, inson taqvoli bo'lsa, mustaqim bo'lsa dinida, Allohning hukmlarini tatbiq qilishda doimiy bo'ladigan bo'lsa, Alloh bu bandaga haybat beradi, sir beradi. Demak, Madinada Rasulullah ayollarini taloq qildi degan gap tarqadi. Lekin hammasini taloq qildimi? Bittasini taloq qildimi? Birorta sahaba kelib, botinib payg'ambarimizga bu haqida so'z ocha olmadi. So'ngra shoshilganicha o'zini qizi Hafsa onamizning uyiga keldi. Hafsa onamiz yig'lab o'tirardi. Unga Rasulullah seni taloq qildi, shu rostmi dedi. Hafsa onamiz ha dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ikki marta kelib ruxsat so'radi Rasulullohning oldiga kirishlikka. Rasulullah izin bermedi. Üçüncü madde Umar ibn Xattob, üçüncü madde Rasulullah'ın huzuruna girişe izin soradı, izin verildi. Umar ibn Xattob kirdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana şu mayda taşlar üstüge yan başlayıp alıp yatar idi. Yani taşlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bıkını gibi atıp koyan idi. Kirdi de ya Rasulullah, ayarlarınızı talak kıldınız mı dedi. Peygamberimiz başını götürüp yok dedi. Umar ibn Xattob xursand bo'lib ketdi. Allohu akbar dedi. Rasululloh haybatli edi. Umar ibn Xattob juda bir haybatlanib, bir xijolat bilan gapirar edi. Umar ibn Xattob xursand bo'ldi. Keyin nima dedi? Ya Rasululloh ko'rmaysizmi dedi. Biz Qurayshliklar ayollarimizdan ustun edik. Madinaga kelsak, bu yerli ayollar erlardan ustun bo'lishar ekan. Bizi ayollarimiz ham bu yerli ayollardan ta'lim olishibdi. Bizi ayollarımızdan bu yerdeki ayollardan talim alışıptı. Bir günü ayolum ki gazap kılıp, ağzımı balat kılıp yapırsam, gap kadarıp kaldı. Ben hayran buldum. Ayolum menge ne demek hayran bulasız? Vallahi, Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'in ayolları hem, Peygamberimizi gap kadarışarken, bir günle arazlaşa uğraşarken dedi. Umar ibn Xattob, eğer sizlerden kim şu diye kılıkken bulsa, namid bulup ziyan görüptü dedi. Axir Rasulullohning g'azabi uchun Alloh g'azab qilishidan xotirjam bo'lar dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qara bir kulib qo'ydi so'ziga. Tabassum qilib qo'ydi. Umar ibn Xattob davom etdi. Ya Rasululloh, men Hafsani oldiga kirib, unga Oyisha seni dugoning bo'lganini seni aldab qo'ymasin. U sendan payg'ambarimizga sevimliroq dedi. Payg'ambarimiz ikkinchi marta kulib qo'ydi yana. Umar o'tiraveraymi deb so'radi. Payg'ambarimizning ko'nglini olib, ikki marta tavassum qilgandan keyin so'rayap, o'tiraveraymi dedi. O'tiraveraymi dedi Umar ibn Xattob. Rasululloh ha dedi, o'tirdi. Umar ibn Xattob o'tiradi, aytadi, o'tirib boshimni ko'tarib qarasam, vallohi uyda ko'zim tushadigan biror narsa yo'q edi deydi. Vallohi bu mubolag'a emas birodarlar. Mubolag'a emas. Chunki Adi ibn Xotami toyini payg'ambarimiz o'zini uyiga talab kelganda, uni tayiga solgani to'shagi bo'lmaydi. Bir dona yostiq bo'ladi. U yostig'im ichiga xurmo posloqlari yumshatib solingan yostiq edi. Adi ibn Xotami toy qabilasining podshosi edi. Rasululloh haligi yostiqni olib turib, haligiga uzatdi, o'tir dedi. Qaytarib berdi, o'zi o'tiring dedi. Payg'ambarimiz o'tir dedi, o'tirdi. Boshqa hech narsa yo'q edi. Shuning uchun dunyo ishlarida o'zimizdan pastroq odamlarga qarasak, hammamiz hayotimiz farovon, xotirjam bo'ladi. Agar dunyo ishida o'zimizdan balat bo'lgan odamlarga qarasak, hech qaysimiz hayotimizdan rozi bo'lmaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollardan xafa bo'lib, bir oy tashlab qo'yishga ahd qilgan edi. Shunda Alloh taolo payg'ambar ayollarini malomat qilib, yana oyatlar nozil qildi. Va in tazohara alayhi fa innalloha huwa mawlahu va jibril va solihul mu'minin val malaikatu ba'da zalika zohir. Alloh taolo mana shu ikkita onamizga xitob qildi. Hafsa va Oyisha onamizga. Agar sizlar
Bu kılmışlarınız için Allah'a tövbe kılsanızlar, özlerinizde yakşırak bulur. Çünkü sizlerin dilleriniz hak yoldan tayyip gitti. Ama eğer sizler peygamberinin ziyanına birbirinizde yardım verseniz, yani o zat bilen ayarlarda ortasını buzadığın işte birbiriyle yardım verip durup, şimdi iş kaladığın bu şeyler, o halde şek şubhasız Allah'ın özü hem, Cebrail hem, salih müminler hem, onun medetkarlarıdır. Yani bunlardan keyin farişteler hem peygamberge yardımcıdır. Peygamberimizin bana şu iki tane ayalı Allah-u Teala hitap kıldı. Peygamberde ziyanı iş kaladığın bu şeyler, peygamberde yardımcısı Allah, Cebrail ve salih müminler. Asa rabbuh in tallaqakunna en yubdilahu azvacan hayran minkun muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin tayyibatin ve abkara. İhtimal parvardigarı eğer o sizlerini talak kılsa, onge sizlerden yakşırak cüftlerini, muslima, mu'mina, itaat etuvchi, tavba tazara kılucu, abide, mudam Allah'ın yolu da ketguvchi, juvon ve kızlarını almıştırıp berur. Eğer sizler peygamberde bunu da kılıp dilini artadığın bu şeyler, Allah da Allah sizlerde cevap verildi, belgizledi. Sizler de onun ileride sizlerden yakşırak bugün, ibadetlik, Allah'ın itaatta buladığın kız ve cumallarını hatın kılıp verildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesinde bulunan bu işler her bitti Müslümanlığı üyde buluşu gibi mümkün. Her bitti Müslümanlığı üyde. Bana şimdi haletlerde ne iş kılıçlı gerek? Kendi yol tutuşlu gerek? Resulullah'ın hayatıdan ve ummahatul mu'minlerinin hayatıdan bana şu nesalarını siz bulan biz talim olamız, özümüzge andaza ibrat olamız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa anamızge hicretini 3. yılı da üylengen. Hafsa anamız raziyallahu anh'a Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den juda ko'p hadislerini rivayet kıyan. Yani Ömer ibn Hattab'ın oğlu Abdullah ibn Ömer raziyallahu anh'u ham opasidan Hafsa anamızdan ko'p hadislerini rivayet kıyan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler, İnnallaha ihtarani ve ihtarali ashabi. Allah da Allah beni talep aldı ve benim ashablarını ham men üçün talep verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayolları, Resulullah'ın ailesi, buradalar, davetinin bir kısmı. Çünkü bunlar, Resulullah'ın aile bularken, cüft, zavce bularken, Resulullah'ın etken köp sözlerini, hadislerini, Resulullah'ın etken ve kıyan işlerini taşkarıya adamlara alıp çıkışlığı gerek. Çünkü Peygamberimizin her bitti sözü ve fiili şeriatinin aslı hesablanadı. Şu sebeple Peygamberimizin etrafındaki adamlar ve hususan ayolları öte mas'uliyetli ve muhim iş ularının zimmesinde turgan. Evvelki derslerimizi aytib o'tdik. Resulullah bir ayolga uylandı. Uylanib oldiga kirganida haliga ayol "A'uzu billahi minka" dedi. Sizdan panoh tilayman Allohdan dedi. Payg'ambarimiz "Ilhaqi bi ahliki, boring yuziga ketavering" dedi. Çünkü Resulullah'tan eşitken sözlerini, Resulullah'tan körgen fiillerini taşkarıya alıp çıkış gereği bugün ayolunu fahmi şuna kabul işliği gereği mi? Büyükdeki ayollar, büyükdeki adamlar Resulullah şuna kadesine yakış göredi dese, oylayıp görmezsen şart aytvara diyen bosa, fahmi akıllı şuna kadar pas buladiyen bosa, elbette Resulullah ki cüft buluşu ki bu ayol yaramaydı. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında bugün adamlar akıllı, kuşlu, ötkür zihinli ve fahim farasatlı buluşu diye gerek edin. Hafsa anamız raziyallahu anh'a Muaviyat ibn Abu Sufyan'a bayat berilgeni de halifelikke vafat etken. Vahiy kilişinden 5 yıl avval dünyaya geçen Muaviyat ibn Abu Sufyan halife bugün davırda vafat etken. Hafsa anamız raziyallahu anh'a peygamberimizi tutulmuş ki çıkıştığından aldın. Kuyavı kim bugün? Bu kişi ne iş kıyan? Kaysı gazatta vafat etken. Hafsa anamız netçi yaşı da eriden tülkoyan. Hunays ibn Huzafa Sahmi. Hunays ibn Huzafa Sahmi. Bu kişi Hafsa anamızın birinci eri. Birinci günlerden başlayıp birinci günden İslam'da kabul kıyan kişilerden idi. O kişi Habaşistan'a hicret kıyanlardan. Keyin kaytip gelip Mekke'ye Peygamberimizin buyruğu gibi muvaffak Medine'ye hicret kıyan idi. Demek Hunays ibn Huzafa iki de hicretine sahibiydi. Hunays ibn Huzafa raziyallahu anhu Uhud gazatı da cerahat aladı ve mana şu cerahatı tüfeğiyle köp ötmeyi vafat etedi.
Şunda Hafsa anamız raziyallahu anh'a biyeva kaladı, tül kaladı. Buradalar yerini, farzantlarının hizmeti de kayın boyan ayol, Müslüme ayol cennet kekiradı. Ayolun işi asan. Peygamberimiz etkenleri dek beş mehal namazını okusa, rozasını tutsa, eriğe itaat kısa, özünü pakize saklasa, mana şu amalı bu ayolunu cennetke kirişliğe kifaya kıladı. Hunayn ibn Huzafa raziyallahu anhu, braderler, Badr gazatı gem katnaşken idi. Uhud gazatı gem katnaştı. Badr gazatı katnaşlık, bu ülken şaraf idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müşrikler bilen, fiilen, cang meydanında birinci madde, mana şu Badr gazatı tuhunaş geldi. Bu Badr gazatı da katnaşkenler hakkında, İ'malu ma şi'tum fe inni kad gafartu lakum. Yende ey ahli Badr, hohlayan işilerde kılıylar. Men sizlerde hemme günahilerini keçirdim deyildi. Bu kişilerini, bunda makamge yetişliği, bunlar çünkü layığıdır. Çünkü İslam, din, zayıf, kuvvetsiz bulturgen payette, onlar dinge yordam bergenidir. Adamlar var, dinden faydalanadı. Yani adamlar var, dinge fayda keltiradi. Adamlar var, dinge yük. Yani adamlar var, dinli yükün özleri kötaradı. Adamlar ya salbi bo'ladi, ya ijobiy bo'ladi. İslam'da avvalida bunaqa ulkan xizmat qilgan kişilerini hisobi ham oddiy bo'lmaydi. Ve umuman, İslam'ga, dinge, ümmetge, halkıge, vaqtini sarflayotgan, mehnatini sarflayotgan, molini, ruhini sarflayotgan adamlar. Bularının hisobi habanikidaqa bo'lmaydi. Ularni Alloh taolo o'ziga bir xos hisob bilan hisoblaydi. Çünkü aytdi-ku, yük bo'lgan odamlar bor, bu yükni ko'taradigan odamlar bor. Ümmet için ishlayotganlar bor. Bir xayriyat eshigini ochayotgan, odamlarga foydasi tegayotgan, qo'lida bor bo'lgan narsasini din yo'lida Allohning roziligi yo'ligida berayotgan odamlar bor. Albatta bularning hisobi boshqalardan farqli bo'ladi. Hunays roziyallohu anhu ana Uhud g'azotida olgan jarohati tufayli uzoqqa bormasdan vafot etdi. Hafsa onamız bana şu payette 20 yaşlarını atrafı deydi. 20 yaş kekirgen ayol bana eriden biyeva kaldı. Hafsa onamızın kuyovi öldü. Otası Ömer ibn Hattab'ın ahvali qanday bo'ldi. Kunlar o'tdi, iddiası tugadi. Ömer ibn Hattab kızını erge bermoqchi bo'ldi. Kızıga sovchi kelavermadi. Qanday işler sodir bo'ldi bana şu hususida. Ömer ibn Hattab qattiq alam çekti. Çünkü kızını eri öldü, tül kaldı. Farzantının kadrını ota biladı buradalar. Ota üçün en katta baxt, farzantlarının saadetli ekenliğini körüştük. Bu nasıl üçün, her karısı ota, her kınçı mehnetge tayyar buladı. Bu nasıl köpçülü farzantlar bilmiydi. Balasının faydasını, balasının manfaatını közlep yapırken otanı yapını, malal oladı. Dedem karıp inci kopu aldı. Anam karıp inci kopu aldı. Eğer bir otanın farzantları, kızları, küvavuları bilen, oğulları, kelinler bilen, o savaşta hayat geçirirken olsa, mana şu ota dünyadaki en bahtli insan. Şunun için, farzantının terbiyesini çırali kigen ota onaga, Allah da Allah ahirattan avval dünyada özdeyen mükafat verip koyadı. Zor terbiye kigen adamga, Allah da Allah bu farzantların terbiyesi için şu dünyada özdeyen mükafat verir. Rabbana hablana min azvacina ve zurriyatina qurrata a'yun. Parvardigar, özün bizlerge cüftü halallarımızdan ve zürriyatlarımızdan şadı hürremlikini ata etkin. Ayalıdan, farzandıdan insan kaçan şadı hürrem boladı. Kaçan ulardı körgende közü kuvanadı. Kaçan ki terbiyesini zor kıyan bosa. Yaşlıki de parvarışını zor kıyan bosa. Halal yegizgen bosa. Allah'ını tanıtıp bolasının haklarını bergen bosa, bu bola katta olganda albatta ota-onasining közünü quvontiradi. Qurib ket ko'ray, qanday bola kunda tug'ilib qolgan ekansan, nimaga odamlarda bolasidaqa emassan deyotganda, shu ota, shu ona insof qilsin. Buni kim shunaqa qildi? Nargiladi kim unaqa qildi? Ularni ham ota-onasi, buni ham ota-onasi. Ayrim odamga bolangiz yaxshi inson bo'pti, tarbiya qilganingizga Alloh rozi bo'lsin, solih farzand boqibsiz desa, bu ota uchun dunyodagi eng katta boylik shu.
Adam podan bo'lmapti bolangiz. Bolasini deb ko'chadan gap eshsa, otaga bundan ko'ra og'irroq. Og'irroq holat yo'q. Endi ota o'zi tarbiya qildi-da, nima qilamiz endi? Nima qilamiz? Undan tashqari qaysi ota o'lmaydi, bilasizlarmi? Bir otaki uni farzandi shu ota xohlagandek odam bo'ldi. Ota bolasini qanaqa bo'lishini xohlaydi. Bola shunaqa bo'lib yetishdi. Mana shu ota o'lmas ekan. Shunaqa otalar bo'lar ekan, tirik bo'lib turib o'lar ekan. Chunki boqqan farzandi ota xohlagandek emas. Bunday otani farzandi boyaga solih farzandni otasi qabriga kirgan chog'ida ham savobli amallari to'xtamaydi. Bu ota o'zi gunoh qilishdan, savob qilishdan to'xtadi. Ammo farzandini qilgan savobli amallaridan otaga ulush borib turadi. Shuning uchun farzandlarini tarbiyasini zo'r qilgan ota o'lganda ham savob amallari tirik bo'ladi. Demak, siz bilan biz farzandlarning tarbiyasiga juda qattiq e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Inson hayotda yashar ekan qancha uzoq umr ko'rsa, shuncha issiq-sovuqni ko'p ko'radi, o'qiydi, so'raydi, eshitadi, o'rganadi, izlanadi. Umrini oxiriga borganda katta ilmga va katta tajribaga ega bo'lib qoladi. Agar mana shunaqa tajribasi katta bo'lgan odamga, yoshi falon yoshga borgan, nimani orzu qilardingiz desa, yoshligim qaytib kelsa, mana shu o'qigan, eshitgan, to'plagan tajribam bilan zo'r hayot kechirgan bo'lardim deydi. Endi qarang, siz bilan bizga o'xshagan umrini avvalida, umrini boshida turgan yosh yigit. Yonida 50 yil, 60 yil, 70 yil yashagan bir hayotiy tajribasi katta bo'lgan bir odam bor. Agar shu yosh yigit shunaqa hayotiy tajribasi katta bo'lgan odamni maslahatlariga quloq solsa, yomon bo'ladimi? Yana bu maslahat berayotgan odam xolis. Xolis yordam beradi, xolis maslahat beradi, bekorga maslahat beradi. Buni misoli shuki, bir inson safarga chiqmoqchi, bir yosh yigit, bir yigit hayoti safarga o'xshaydi. Hali o'zi ko'rmagan, bilmagan bir yo'lga yurmoqchi. Qiylanadi. Agar yolg'iz ketsa. Agar mana shu yo'lni bosib o'tgan bir yoshi kattaroq, shu yo'ldan bir necha marta yurgan tajribasi bor odam bo'lsa, haligi odam aytib turadi. Mana yerda burilish bor, sekinroq yur. Mard chuqur, ehtiyot bo'l. Mard do'mlik, bunga bunday qil. Mana shu yigit qoqiladimi hayotida? Qoqilmaydi. Qoqilmaydi. Shuning uchun uylanish arafasida turgan birodarlarimizga aytamizki, endi uylanadigan odamni nazarida uylansa eng baxtli odam shu bo'ladi. Uylansam, farzand ko'rsam, ayolim ham, farzandim ham ko'zimni quvonchi bo'ladi deb o'ylaydi. Akalar, hali mehnat qilish kerak. Chunki yerda oldiz bo'ldi, bog' bo'ldi, daromad tushdi degani emas. Bu yerni olgandan keyin uni parvarish kerak, qilish kerak, daraxtga o'chirish kerak, putash kerak, yil kerak, mehnat qilish kerak, ine daromad olasiz. Uylandinglarda bo'ldi degani emas. Yaxshi xotinni tanladim bo'ldi emas. Uni yog'idagi ish undan ham ko'ra muhimroq bo'lgan narsa. Ko'p mehnat qilish kerak, ko'p sabr qilishlik kerak. Endi 20 ga yetgan yoshi qizi Hafsa onamiz beva qoldi, Umar ibn Xattob bundan alamlandi. Iddasi tugadi. Endi Umar ibn Xattob uzatish haqida fikr qildi. Endi hamma ota ham bolasini saodatli umr kechirishini orzu qiladi. Qarangda, o'zi solih ota-ona bo'lishlikni o'zi shu ota-onani jannatga olib kirib ketadigan amal. Qaytaraman. Solih ota-ona bo'lishlikni o'zi sizni jannatga kirib ketishingizga kifoya qiladigan amal. Kunlar o'tdi. Sovchi kelavermadi. Umar ibn Xattob g'amga kirib qoldi. Ba'zida ham bo'ladi, qizing 18 ga kiradi, 20 ga kiradi, 21 ga kiradi, sovchi kelavermaydi. Taqdiri kelavermaydi. Xaridordan daryo yo'q. 22 ga kirdi, ammo sovchidan xabar yo'q. Ota-ona istirobga tushib qoladi. Nima qilsam ekan? Yoshi o'tib ketyapti, qarib qolyapti. Birodarlar, Alloh taqdir qilgan kunda bo'ladi ish. Masha qilib siqilib bo'g'ilib o'tiradi-da, Alloh taqdir qilgan bo'ladi. Bir solih yigit kelib qiziga xaridor bo'ladi, uylanadi, hamma g'am-anduqlari chiqib ketadi. Islomiy chiroyli muomalani qiladi, o'tirib qolganligi yoki sovchi kelmagan davrda ota-ona nima qilmaydi? Eslab ham qo'ymaydi. Shuning uchun
Müslüman ota, Müslüman ana Allah'ın takdiriye, taksimiye razı buluşu gerek. Şunu da hatırlayacağım burada. Ha, sıkıl olma kızım. Sen yani bir yazıp koyan cevabı var. Ya oğlunu üle olmazdan, kelin kitap olmazdan, takdir kemezden yürüdü. Aylab, yillab. Brother, hatırlayacağım bu. Sen gelin kagadır yazıp koyulun gelin. Öşüge onun bor günü için maklasan, sabır kılasan, dua kılasan. Günler ötü savcı yok. Ömer ibn Hattab raziyallahu anh'u bana şu gamını Ebu Bekir'e etti. Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh'u Ömer ibn Hattab'ını hakiki, müstahkem, imani dostuydu. Sırdaşıydı. Kızını uzatmakçı ekenliğine etti. Şimdi kalın kişinin içindeki derdini işlenip aytadığın bitti bir dostu buluşu bu katta nimet. Yani aytalıysan da hemen yok yine aytalıysan. Buna adam köbü olmadı, bitti ya ki ikide oladı. Şuna kadar dostu yok adamda hayatta kıyım oladı. Çünkü insan gamını, derdini buraya sosa yazıladı. Aytsa yazıladı. Burası ama bana kadar psikologlar da koyadı hızlı getirdi. Şu psikologlar da ruh şuna asbottu. Aşı adamı asab kasalıyla davalaştı, stresli çıkarıştık için şu kadar üslubu var. Hali ki bemar uzun şu yatadı divanda, hali psikolog oturadı aldı da ruhi tabip, kola da rüzgâsından gapirin deydi, yatı alıp gapiradı. Yazıladı şu buna, şu kadar üslubu var adamı davalaştı. İnsan işi de yine sana buraya ait sosu yengilliydi. Şunun için aitlenirken, dikkat kılıyorlar. Müslümanca özünü halıdan şikayet kıyan adam, Allah'a şikayet kıyan deyip oladı. Özünü halıdan kafirge şikayet kıyan adam Allah'dan şikayet kıyan oladı. Çünkü Müslüman'a şikayet kıyasız ne bana yapardı o? Brother Allah'ı takdir ediydi. Allah şunu sizi şunu hesabına sana yapken deydi. Bir günde razı boyan mı deyiz? Şimdi alıp koyan da razı boyan deyip durup Allah'ın sözünü esletkenliği için Müslüman'a halizden şikayet kıyasız. Göğe ki Allah'a halizden şikayet kıyan olasız. Eğer Allah'ını tanımayan kafirge şikayet kısız, Allah'ını bergen günüden bandasıge şikayet kılıyken burasız. Özü umar, bandasıge şikayet kılışı yakşı işmez sözü. Cahin namazda tökü olsayız, Allah da özge aitir. Bola da. Şimdi bari bir sebep vardı, roparizde adam turadı, çünkü derdi de şikayet oru keladı. Bundan taşkarı bir adam gam gekirip koyan payette, kellesi yakşı işlemiydi. Gam ezip duradı, ders sıkıp duradı, doğru fikir, doğru yeçim kabuluşçilikke imkaniyatı yok buladı. Şimdi bu ayında bir salih, Allah'ı tanıgan imanlı, akıllı, ilimli, tecrübeli biraderi olsa bunu ezme yaptı da bu gam. Bu taşkarada durup da doğru hulasa, doğru yeçim kılalışı mümkün. Çünkü Ömer ibn Hattab raziyallahu anh'u Ebu Bekir'e özünü, işini maslahat saldı. Tez yapır var mı yapar mı? Hiç kim maslahat alışlıkta kattalık kımıydı. Hatta Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah da Allah özü vahiy düşüp duruyeni karamazdan, Allah özü kollab duruşuyu karamazdan, ve şavirhum bil amr de buyurdu. Ashablarizge, kıladiyan işlerizde maslahat salin dedi. Muhammed aleyhisselam'e maslahat verişken eken, Salman-ı Farsi handağdı kavleliği dedi. Çünkü bana şu işte ya, Peygamberimiz özü bir yol topa yanıdı, hiç kimi fikriye keme yanıdı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldı. Habbab ibn-i Muzur, Badr'da, Peygamberimiz tollagen caydı, keptirip, adab bulan fakat maslahat. Ya Resulallah, bana şu cay dedi, biz koşun düşürgen cay. Allah vahiy kıyan cay mı? Ya ki özünüzü fikiriz mi dedi. Cengdeki hilez mi dedi. Beni hilen fikrim dedi. Onda bu cay caymaz dedi. Falan cage barayelik, su buzda boladı, uladı, bu muydu? Cöyeli maslahatı verdi, Peygamber aleyhisselam aldı. Demek hiç kim maslahat alışlıkça kattalik kimiydi. Şunun için cemaat braderler, şunun için cemaat rahmet, yalgızlık azap. Cemaat rahmet, yalgızlık azap. Bitti özüyüz, her kançı küçülü bolin, her kançı esli bolin, bitti adamsız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler İmam-ı Ahmet'ten فَاِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ اَبْعَدِ Elbette şeytan yalnız adam bilen buladı. Yalnız adam bilen şeytan buladı. Ama şeytan iki de adamdan uzağa buladı. Demek yalnızlık
Azap, cemaat, rahmet. Ma khaba man istahar ve la nadima man istashar. İstihara kılgen baksız bu mıydı? Maslahat sorgan nadomat çekmeydi. İstihara Allah'dan soruladı. Maslahat adamlardan. Müşkülezi hal kılıçlıydı. Allah'dan yeçim soruyorsunuz namazda. Çıkıp adamlardan maslahat soruyorsunuz. Şimdi bizi zamanımızı yıkıp durup bir adamga men senge kızımı nikahla bir mahçımen deyiş üyat. Özünü kızını buraya nikahınki o günde takilif kılıçlık üyat. Ama buradalar peygamberlerden sünnet eken bu. Peygamberlerde tarihiye müracaat kısak Musa aleyhisselamga Şuayb aleyhisselam özü kızını takilif kıldı. Hala Musa peygamber, peygamber bulmasından avval. Kale inni uridu an unki hake ihda bineteyye hatayin. Men senge bana şu iki kızımdan birini nikahla bir mahçımen dedi. Yani kaytar vaytarman, bizi zamanımızda bu makulmez. Adetlerimizi hılav. Bir işi bosa gerek. Öşün şun takilif kılı yaptı kızını deydi. Ama buradalar şunge okşagen, çünkü o şeyden adatlar hayatımızda köp yayılıp gitken İslam'da hiç kanık alakası yok. Aksinçe gayri dinlerde ürflere adatları kirip koyan. Mesela bir ayol aytadı. Ne mi işgı sezen mahalli dedesi deydi. Üstümge üylenmesiz bu oldu deydi. Ha bu ayol ne mi? Zinayı ruhsat bir yaptı Amerika. Müslüman mı bu? Kayadan aldı bu ölçü aldı. Ne mi sezen kılori fakat üylenmesiz bu oldu deydi. Çünkü adatlar, ürfler şeriatımızda doğru kemidiyonu alıp ırgıtışımız gereği hayatımızda. Trezir'de bir Müslüman ayoldan soru soru yaptı. Ancak nasıl adı soru yaptı durup, sorulardan bittiyse, köp hattınlığı hakkında sizi fikri sıkanaka. Ne mi deyiş gereği bu Müslüman oğlum ayol? Bu masalada benim fikrim yok. Allah da ona ruhsat vergen ki hep tamam dedi. Şunali mi?